Hepinize selamlar Fırat Sobutay kanalının güzel takipçileri. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben gayet iyiyim kardeşlerim. Bugün çok güzel, değişik bir video ile sizlerleyim. Kahvehane lezzetleri çekiyoruz. Bugün kahvehanelere gideceğiz ve onlara ait olan lezzetler varsa onları deneyeceğiz kardeşlerim. Bu tost olur, başka bir ürün olur. Ne varsa onu size göstereceğim. Lezzetlerini kıyaslayacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Bence çok keyifli bir video bizi bekliyor. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar ödül kahvehaneye geldik. Burası Pendik'te bulunuyor. Bildiğiniz masalarda falan okey takımlarından tutun da her şey, muhabbet, sohbet, her şey var. Tam böyle güzel bir kahve ortamı. Yeni nesil kahveci gibi ama değil de tam böyle ortada. Burada karışık tost meşhurmuş. İyi yapıyorlarmış. Ondan sonra bir tane karışık tost söyledim kardeşlerim. Tostum gelince ben de geleceğim. Heyecanlıyım. Tostumuz geldi efendim. Sunumla yalnız gayet şık, gayet şık. Şöyle somun ekmeği direkt. Çay söyledim normal. Çay içeceğim dedim. Ama maşallah meşrubat falan filan. Kahvelerde ben ya gazoz içerim ya da çay. Burada çay söyledim ama diğer taraflarda gazoz içebilirim arkadaşlar. Yani. Ama kahvehane kültürü harbiden bambaşka ya. Apayrı bir. Bizim toplum için ayrı bir yeri var yani. Bence erkeklerin berberden sonra en özel alanlarından bir tanesi kahvehaneler bence. Şimdi işte bu zaman geçtikçe biraz daha böyle daha tırnak içerisinde modern, biraz daha böyle gelişmiş. Yani şey gördüm, okey takımı gördüm, bir kendi karıştırıyor koyuyor falan filan ve hani ne oldu bu? Buna ne oldu? Bak şunlar falan ayrı bir keyif yani. Aa çay gelmiş bile lan. Oğlum desene ben de çayı bekliyorum ha. Lafı uzatıyorum bilerek çay gelsin öyleyim diye. Ne ara geldi, yeni söyledik lan. Şimdi burada çeşit çeşit oralet de vardır. Bugün oralet de içeceğim, gazoz da içeceğim. Ne varsa onu da yiyeceğim. Kahvehane gerçekten ayrı bir kültür. Ben gitmiş miyimdir? Babamların şey vardı Adana'da, hatırlıyorum. Emekliler kahvesi vardı Adana'da. Hala var yani. Vardı dediğim gittikleri. Orada emekli öğretmen, işte emekli doktor, emekli memurlar falan oraya gidiyorlardı. Onu hatırlıyorum. Hala ara ara uğradığını biliyorum. Ulan mesela şöyle be. Bu arada tosta yorum yapayım. Gerçekten ellerinize sağlık. Nokta atışı bir tost olmuş. Şeyini falan beğendim. İçinde kullandığı kaşarın lezzetini falan beğendim böyle. İçinde sucuk da var. Sucuk da ince ama ve lakin çok var. Şimdi anladın mı? İnce ama çok var. Bazıları böyle kalın keser. Atıyorum 4 tane koyar. Ama kalın büyük şey yapar, sucuk koyar. Burada da böyle ince kesilmiş ama çoklu sucuklardan var yani. İçinde sucuk var mı? Bolca var. Sunum falan farklı hoşuma gitti. Yani şöyle, kahvehane ortamlarında falan alışık olmadığımız bir sunum. Muhtemelen farklı tabak sunumlarıyla da karşılaşabiliriz bu videoda. Aman şunu söyleyeyim, çaya bayıldım ya. Harbi çayı gerçekten çok güzel yapıyorlar ya. Çok güzel. Harbi çok güzel. O zaman biz burayı böyle bir gömelim kardeşlerim. Fiyatı da öğrenip diğer kahvehanede görüşürüz. Tostumuzun fiyatı 45 lira kardeşlerim. Şaşırdım. Yani karışık tost ve sunumla falan 45 TL'ye geldi. Bana fiyat uygun geldi. Çay da 7 TL'ydi. Toplam bir çay, bir karışık tostun fiyatı 52 TL. O zaman haydi diğer taraflara. Şimdi Boşnak Mahallesi'ndeyim Pendik'te kardeşlerim. Burada Taube kafeye geldik. Burada bir şey yemeyeceğim. Burada direkt oralet içeceğim arkadaşlar. Burada oraletin güzel olduğunu söyledi. Bana tavsiye eden arkadaşım, fikir aldığım kişi dedi ki orada bir oraletini iç dedi. Ben de peki dedim. Şimdi oralet söyledim. Oraletim gelince ben de geliyorum. Şimdi oraletim geldi. Şöyle bir yudum alayım bir. Eyvallah. Oralet gerçekten akıyormuş kardeşim. Buradan teşekkür ederim arkadaşıma tavsiyesi için. Şimdi tabii oraleti böyle boş şey yapmayacağım arkadaşlar. İçmeyeceğim. Size Çanak Okey Plus'tan bahsetmek istiyorum. Hem oraletimi içeceğim hem de Çanak Okey Plus'tan bahsedeceğim sizlere. Çanak Okey Plus hem arkadaşlarınızla hem de birçok kişiyle oynayabileceğiniz, online oynayabileceğiniz bir okey oyunu arkadaşlar. Giriyorsunuz. Mail adresinizle üye olabilirsiniz. Facebook'u bağlayabilirsiniz. Ondan sonra Facebook üzerinden de bağlanabilirsiniz ve 30.000 chip hediye ediyorlar. Bu 30.000 chiple de burada direkt odalara girip oyun oynayabiliyorsunuz. Dilerseniz hemen şöyle göstereyim size. Mesela hemen oyna kısmı var. Buraya hemen oyna kısmına bastığınızda arkadaşlar direkt sizi herhangi bir odaya atıyor. Eşli, eşsiz, işte çip miktarı önemli olmadan direkt sizdeki çip miktarına göre sizi direkt bir otomatik olarak bir odaya yolluyor. Ya da direkt klasik odalara girip buradan oda seçebilirsiniz. Hem tek
ya da eşli ve bu aşağıda mesela İstanbul yazıyor. Bu bölgeyi değiştirip mesela direkt şey yapabilirsiniz. Ankara ya da başka yer. Avrupa yaş şeyi bile seçebiliyorsunuz. Masayı filtreli dediğiniz kısımda da mesela burada 2500 ila 10.000 çip aralığı veriyor. Siz diyorsunuz ki ben de çip fazla. Ben işte 50.000 ile 250.000 arasındaki odalara girmek istiyorum. Basıyorsunuz. Masa filtre diyorsunuz. Direkt size o miktardaki masaları getiriyor arkadaşlar. Şimdi oyuna direkt girdik arkadaşlar. Burada mesela otomatik el dizilmiş şekilde geldi. Mesela burada çift diz var. Çift dize bastığınızda çifte gideceğiniz zaman ayarlıyor. 4 geldi. Almıyorum. Direkt buradan bir çekelim. Sahte okey. Kırmızı 3. Zaten bak. Bunu saldım. İsterseniz siz ben şöyle diyelim. Altılılar burada. Altılıları böyle dizeyim. İkililer burada. Bunları böyle tutayım diyorum. Ya da burada seri dize bastığınızda otomatik o direkt perleri kendi otomatik şekilde diziyor. Onlu geldi. Bu bizim işimize yarar mı? Yaramaz. Çektik. 6. Mesela bunu ben elimle böyle de taşıyabilirim ya da direkt buraya koydum. Seri dizledim. Direkt dizdi. Mesela yavaş oynadım ben. Buraya tıklıyorsun. Şurada sohbet kısmı var. Buraya yazabiliyorsun da ama bol şanslar dedim mesela. Herkese direkt selam verdim. Burada selamlar. Hızlı lütfen diyorsun. Yavaş oynayan biri varsa ona diyorsun ki hızlı olalım. Yavaş yavaş oynamayalım. Bayağı keyifli arkadaşlar ya. Facebook üzerinden arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz. Mesela 7 geldi buraya. Direkt yine otomatik dizledim. Yani mesela işte siz okey oynamayı seviyorsunuz ama bir türlü arkadaşlarınızla oynayamıyorsunuz. Ya da bilmiyorsunuz. Direkt bu oyun üzerinden de öğrenip oynayabilirsiniz. Online bir şekilde keyifle oynayabileceğiniz bir okey oyunu. Hatta aşağıda linki bırakıyorum. Sizler de oynamak isterseniz aşağıdaki linkten indirebilirsiniz kardeşlerim. Bayağı keyifli ya. Oraletle falan da güzel oluyor. Mesela şu an tam ortam. Geleneksel bir yerde yeni nesil okey muhabbeti yapıyorum şu an. 45 derecede oraleti içtik ama değdi. Oraletimiz güzel. Oraletten memnun ayrıldım ama içerisi de çok güzel ya. Burayı böyle bir gösterelim. Gerçekten böyle tam eski tip kahvehane ve kültürünün olduğu bir yer arkadaşlar yani. Şey de öyle, ortam da öyle. Ambiyans çok güzel. Şimdi direkt kahvehanelere doğru yola geçelim kardeşlerim. Evet, şimdi Kadıköy'e geldik kardeşlerim. Kervan Kafe'deyiz. Ya aslında Kervan Kıraathanesi'ndeyiz arkadaşlar. Şimdi burada da kaşarlı tost söyledim. Burada da kaşarlı tost diyeceğim. Ve yanına da gazoz söyledim kardeşlerim. Bunları yiyeceğim. Burada zaten bulunduğum bölgede birçok aslında oyun salonu gibi kahveler var yani. Kıraathaneler var daha doğrusu. Burada işte ki Teten Beyefendi'yle de konuştum. Ya dedi buralarda dedi dediğin gibi hani o eski kahvehane izlenimi var. Ama dedi aslında bizim bunlar oyun salonu olarak geçiyor. Yani kadın, erkek beraberce gelip oyun oynuyorlar. Bazı işte yerlerde, bazı erkekler geliyor. Ama hepsi bildiğiniz oyun salonu olarak geçiyor ve kıraathane olarak geçiyor. Bazıları mesela diyor işte tam kafeye de aslında döndü diyor. Kıraathane diyor ama adını diyor. Bildiğin diyor. Orası diyor kafe oldu artık. Biraz da şey olmuşlar esnaf da bu yönde. Müzdarip yani. Kafe ise kafe de kardeş diyor. Kıraathane deme diyor. Haklı mı? O kadar hakim değilim bu piyasaya. Ama bana kahvehane dediğin zaman bak mesela masalardan yakalıyor. Doğru muyum hocam? Bak. Bak diyorum bakıyor mu? Masaya bak diyor. Bak masalardan yapılmıyor. Mesela bazı sandalyeler falan biraz daha şey atıyorum. Böyle düzgün ama bazı sandalyeler yine tam eski kıraathane havası var. Şu var yani. Anladın mı? Bir de şöyle bir şey var. Acaba bunlarda o var mı? Bazıları bu tarz oyunları mesela paralı yapıyordu. Benim hatırladığım. Ama sanırım bu yerlerde o bir şey yok. Yani yiyorsun içiyorsun zaten. Çayını, kahveni artık. Oraletini, kuşburnunu. Ulan kuşburnu da akar daha. Kuşburnu da akar abi. Bir kuşburnu da içelim. Bir yerde kuşburnu da içelim. Bu tip şeyler yapıyorlar ama burada onlar olmayabilir kardeşlerim. Yani burada bildiğin eski kültürünle devam ederek ama bir tık daha farklılaştırılmış şekilde gidiyor. Kahvehane, pardon, kıraathane gurmesi Fırat Sobutay. Şu sıcak havada gitsin. Geldiğin yere geri git. Nereden gelmişti bu? Bu Afrika sıcağı mıydı? Afrika. Arabistan'dan değil miydi bu? Afrika'dan mı geldi bu? Lütfen geri git. Sana 100.000'lerin önünde sesleniyorum. Lütfen geri git. Güldür güldür. Tam onun esprisidir. Oh, çenem de düştü mis gibi. Mutluyum da. O zaman parşimiz gelince ben de buradayım. Yine somun ekmeğimize şöyle geldi kardeşlerim kaşarlı tostumuz. Kıtırtıyı duyduğunuzu düşünüyorum. Güzel kıtırtı oldu. Frambuazlı gazoz varmış. Böyle frambuazlı gazoz açak dedik.
Ama içinde frambuaz yok. Herhalde şey demişler. Sen frambuazlısın. Bana pek gelmedi frambuaz. Çünkü fından takip edenler bilir. Benim gazoz koleksiyonum var böyle eski gazozların olduğu yer. Hatta Urla'da tatile gittiğimde Urla'ya da uğramıştım. Urla'da bir tane böyle şey gördüm. Direkt eski gazozların satıldığı bir yer. Çok güzel benim koleksiyonda olmayan gazozlar falan da vardı. Buraya da direkt geldim. Bazen bu tür yerlerde böyle değişik az bilinen marka gazozlar falan da oluyor. Sordum da ya dedi burada dedi maalesef dedi şey yok alıcısı yok. Hepsi dedi bilindik şeyler içiyorlar falan dedi. Bu arada frambuaz arkadan geliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Frambuazın tadı geldi. Ayarını bence tam tersiye koymuşlar. Basmamışlar. Şu an içtikçe hafif geldi. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra ya dedi burada pek tercih edilmiyor. Hep klasik içiyorlar dedi yani. Öyle şey içilmiyor. Hadi ya falan dedim. Birçok dedi kıraathane de onun için dedi. Çok nadir bulursun o eski tipleri dedi. Çünkü herkes alışığa gelmiş tadı istiyor falan dedi. Hem onlar ağzının tadını bilmiyor. Bak. Bu istediğim kaşar miktarını ya. İyi bence. Nasıl? Böyle. Güzel bir kaşar miktarı var. Çünkü ilk başta şeye alıştığım için bu tür böyle gazozlarda falan arkadaşlar yeni bir şeyler denemişlerse o içindeki şeyi, ekledikleri ürünü böyle çok bol koyuyorlar. Keskin yakıcı bir tat geliyor. Bunun da öyle olacağını düşündüm ama öyle değilmiş. Şaşırttı. Ters köşe yaptı ve şuradan takdir ettim. Tost ekmeğiyle değil böyle yarım ekmek, somun ekmek de geldi. Ha, bu ekmeğin içinde tavuk döner de güzel oluyor, tost da güzel oluyor, et döner de güzel oluyor, normal soğuk sandviç de güzel oluyor. Somun ekmeği seviyorum ben ya. Valla. Somun ekmeğin arasına her şey konulur ve yenilir bence ya. Oturduğumuz sokak hemen Rıhtım'daki caminin aradan bir böyle yukarı çıkıyorsun orası da. Bu sokağın adı neydi unuttum ha. Pavlonya. Pavlonya. Evet ha, Pavlonya. Tamam. 15B. Kervan kala 15B. 15 be kervakan. Tabi abi söyledik tabi. Abi demişti de. Leylak sokak. Burası da Pavlonya. Aynen. Pavlonya'ymış burası. 15 be. Yapmışsa tam yaptı ya abi. Çoğu da sevimli bir. Artık sahibiymiş. Etmeyicisini bilmiyorum. Bir beyefendi var. Bunu da bu sucuklu söyleseydim falan dedim. Böyle bir git gel oldu. Ama kaşarlı bence gayet de güzel yakışmış ya buna. Bak böyle hafif. İşte makineler de eski şey makinelerden olduğu için ben bu hafif ama bak çok tadını kaçırmadan şu kızarıklığı, şu yanıklığı seviyorum. Bu böyle ayarında olduğu zaman o da bir böyle ağızda bir şey bırakıyor. Tat bırakıyor bence. Güzel yani. Ama bunu gömelim. Fiyatı öğrenip geliyorum kardeşim. Evet efendim yedik içtik. 50 TL kaşarlı tostun fiyatı 30 TL'de. Gazozun fiyatı toplam 80 TL. Para ödedik. Şimdi diğer mekana doğru hadi yola çıkalım. Evet kardeşlerim şimdi son mekanımız Sokak Kafe. Sokak Kafe'ye geldim. Burada videom vardı bir tane. Belki biliyor olabilirsiniz. Burası da aslında yine eski tip ve yeni tip kıraathane sisteminin buluştuğu bir yer. Burada özellikle genç arkadaşlar çok geliyor. Ben takipçilerimi falan da burada görüyorum. Beni videodan görüp de gelen de var. Burada arkadaşlar çok güzel bir sistem var zaten. Şöyle 50 TL'ye ne yapıyor? İşte bu gördüğünüz içecekleri 2 saat boyunca içebiliyorsun 50 TL'ye. 2 saatin sonunda gidiyorsun. Ama burası boşsa mesela gelip 2 saatin sonunda da kaldırmıyor. Hani doluysa. Çünkü mekan küçük. Ona göre şey yapıyor. Şimdi burada da karışık tostu vardı. Hiç yemedim. Sadece hep burada orelet içtim. Çay falan içtim. Böyle soğuk su falan filan içtim. İlk defa tostunu deneyeceğim. Karışık tost söyledim. Karışık tostum gelince kardeşiniz de burada. Evet. Karışık tostumuz geldi kardeşlerim. Şöyle tost ekmeğini göstereyim. Hatta bu ayvalık tost ekmeği. Yok. Normal tost ekmeği oluyor. İkiye de bölüyor. Şöyle. Beklerken çay içiyordum. Ama dedi ki limonatamız var. Soğuk. Soğuk limonu da eklemişler yaz ayından dolayı. Yani bu da 50 TL'ye dahil arkadaşlar. 50 TL'nin içinde bu da var. Ve gayet de hoş bir limonata. Tosta bence fiyat performans olarak akar. 40 lira. İbrahim Bey karışık tost ne kadar? 40 mı? Hepsi 40. Kaşarlı karışık da şey de 40. Anam buraya şeyleri mi dizdin sen yine? Görüyoruz mu orayı? Kivi, çilek, çuku, kuşburnu muydu? Dut, öbürü de portakal. Limonatayı düşünmüşsün yaz için mi bu? Evet. Muazzam. Normal limon şey vardı. Onu buzla karıştırdım dedi yazın. Limonata diye yazıyorum dedi. Ve bence güzel de olmuş. Buzla karıştırın yani en azından soğuk bir şekilde bir tadım yapmış olduk ya. Ha daha da geliyor. 50 TL'lik olduk. Ama şunu düşün mantıken. Şimdi herhangi bir yere gitsen en az çay 10 lira. 15. 4 tane çay içtin. Ne kadar verdin? 60. Kanka buraya geldin. Su beleş, çay beleş. Güzel sistem. Ne sistem? Ne zaman batacak diye baktım da İbrahim batmadı da.
Allah zaten şakası bir yana şey de yapmasın. Güzel de esnaf buradaki arkadaşım. Peki benim hala iştahla bu tostları yiyor olmam. Ne vereceğim bana? Aa, soğuk mu portakalda? Var mı? Ya soğuk portakal getir kral. İnovasyon. Almış bunu normal oralet şeyini, direkt soğuğa çevirmiş onu. Heh, geldi mi portakal? Onların tadına bakın. Finale doğru. Eyvallah kral, sağ olasın. Ha, bu da olmuş. Bildiğin oraletin soğuk halini yapmış ama benim favorim burada limon oldu, onu söyleyeyim içecekte. Ama tostu da bu arada 45 verdik, 50 verdik. 40 TL'ye de bence tostun fiyatı da çok okey. Hem kaşarlı hem sucuklu tost, ikisi de değişmiyormuş fiyat. 40 TL. 40 bundan yedin, 50 verdin. 90 liraya kurtardın günü. 90 liraya günü kurtardın. Kardeşlerim, bunları gömerken bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Benim için çok eğlenceli. Bu arada tekrardan şunu da söylemek istiyorum. Abone olarak destek vermeyi, yorum atarak destek vermeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. O zaman diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.